sonra bir yerleri kaparız. 10 gün sonra birini kaparız. Ondan sonra da takip etmeyiz. Dostlar alışverişte görürüz. Tamam, çocuklar yer kapattık mı? Kapattık. Fakat dedim, bu soru söylemez. Şunu yapacaksınız dedim, alan hakimiyeti sağlayacaksınız. Hanımcılık yapılan bölgeler gittiler, mahkeme diye gittiler. Yürütmeyi durdurma aldılar. Mahkeme dedi ki, idare savunmasına vermekle yürütmeyi durduruyorum dedi. Yani bu, burası bir hukuk devleti. Burada yargı var, şu var, bu var. Bizim istediğimiz olmuyor bu işler. Biz her zaman sizin olmadığı için böyle bir toplantı düzenlendi ama ben zamanı çok almamak için hızlıca cevap vereyim havalimanı ile ilgili konuya. Terminal 1 otoparkı açık zaten. Kullanmak isteyen herkes için şu anda açık orası ve isteyen bütün tur operatörlerini misafirler kullanabilirler. Dışarı çıkışların maalesef bizle ilgisi yok. Pasaport polisiyle ilgisi var. Biz bu yıl her bir tur operatörüne mülki idare amelimizin de yardımıyla 4'er taneye kadar havuzda hiçbir belgesi yok. Otel ama. Havuz olarak işletiyor. Yani bunların da mesela eğer hani bugünkü sorunlar yarın çözülecek, yarın yeni sorunlar doğacak ama hep çözülmesi gereken sorunlar olacak. Bu sorunları da ancak ortak bir akılla, iletişimi koruyarak, kendimizi birbirimizin yerine koyarak çözebiliriz. Başta tabii çok geçmişi hatırlamak gibi de olmasın. Pandemi, orman yangınları, daha sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı, yine ardından bu sene yaşadığımız yüzyılın afeti, deprem afeti nedeniyle biz defalarca kez tüm kurumlar toplantı yapmıştık. Ama Marmaris'in geleceğiyle alakalı sizlerden bizim bir şeyleri öğrenmemiz ve çalışmaları da bu yönde yapmamız kıymetli. Çünkü Marmaris'e gelen her 3 turistin ikisini zaten siz getiriyorsunuz. Burada da en önemli konu turist veli nimetimiz. Onların burada memnuniyet oranını arttırmak çok kıymetli Marmaris'in turizminin sürdürülebilirliği için. Ben Sayın Kaymakamımıza ve belediyemize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bizim onlara ilettiğimiz, sizlerden gelen hiçbir konu aslında çözümsüz kalmadı ve biz çok hızlı cevap alabildik. Güzel bir işbirliği içinde yürüttük. Yalnız tabii dönemin talihsiz geçmiş olmasından dolayı bazı handikaplar oldu. Biz bu konularla ilgili çok daha önce bir araya gelmeliydik. Umarım bundan sonra daha sık bir araya geliriz. Biz oda olarak siz üyelerimizin her tür talebine elimizden geldiğince duyarlı olmaya ve üst makamlara iletmeye her zaman gayret ettik. Bundan sonra da yine aynı şekilde gayret ediyor olacağız. Yerel yönetimdeki görevlilere çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar zamanlarını ayırıp bizim sorunlarımızı dinlemek ve paylaşmak için bu toplantıyı düzenlediler ki bu çok değerli. Bu her yerde yapılan bir şey değil. Çalışanlarla yerel yönetimin beraber olması çok önemli. Hani hiçbir sorunu biz kendi kendimize çözemeyiz. Kendi kendimize şikayet edip bir yere varamayız. Ama beraber bir şeyler yapıldığı zaman ancak çözüme varabiliyoruz. Ki burada da şimdi bu sağlandı. Bu da bizim için çok değerli. Vallahi güvenlik tabii ki önemli bir konu bizim için. Buraya gelen turistlerin kendilerini güvende ve huzurda hissetmeleri çok önemli. Tabii ki suç her yerde olabilir, sorun her yerde olabilir ama önemli olan çözüm niyetli olmak ve çözüm odaklı olmak. Ki Emniyet Müdürümüzün, Kaymakamımızın, buradaki kurumların başlıkanlarının beraber olması burada çözüm odaklı ne kadar olduklarını zaten kanıtlıyor. Ve biz de bunları daha ileriye götürmek, daha iyileştirmek adına bir şeylerin yapılmasından eminiz. Ve Marmaris'in de inşallah Muğla'nın genelinde aslında daha da iyi olacağına inanıyoruz. Evet, Marmaris'te İngiltere pazarından yolcu getiren 6 tane tur operatörü firmanın temsilcisiyle bir araya geldik bugün. Aynı zamanda kaymakamımız, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız, il turizm müdürümüz, aşağı yukarı şehrin yerel otoritesinden tüm temsilciler bir araya geldik. Tur operatörlerinin Marmaris'e getirmiş olduğu turistlerin ilçemizde yaşadıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini biz tur operatörlerimizden direkt dinleyerek yetkili makamlara hızlıca çözüm üretilmesi
hususunda ilettik konuyu direkt kendi ağızlarından. Verimli bir toplantı oldu. Marmaris'te kalan 3 aylık sürede bu yıl için en azından bu sorunların en aza indirgenmesi önümüzdeki yıllar içinde yine paydaşlarımızla birlikte Marmaris'in planlanması hususunda, Marmaris turizminin sürdürülebilirliği hususunda yapılacak çalışmaları onlarla beraber istişare ettik.